Bugünkü Serap Yücel ile sağlık sohbetlerinin konuğu, göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı Sayın Profesör Doktor Koray Gümüş. Tekrar hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum Serap Hanım. Hocam, sağlıklı göz nasıl olur? Oradan başlamak istiyorum. Biz ne zaman sağlıklı göze sahip olduğumuzu anlarız veya gözümüzün hastalandığını fark ederiz? Öncelikle Serap Hanım ben de teşekkür ediyorum. Bu COVID pandemisi dönemi çok keyifli programlar yapıyorsunuz. Zevkle de takip ediyorum sizleri. Farklı konular da olsa bizim de ilgimizi çeken konular oluyorlar ve takip ediyoruz. Öncelikle bunun için hem tebrik ediyorum hem de teşekkür ediyorum beni de bir şekilde burada canlı yayına aldığınız için. Sağlıklı göz tabii çok aslında karışık bir konu. Ama şöyle basit bir şekilde anlatacak olursak sağlıklı gözden bizim anladığımız iyi gören ve konforlu gözden bahsediyoruz. Yani hem iyi göreceğiz, görme keskinliğimiz, görme kalitemiz çok iyi olacak. Hem de konforlu yaşayacağız. Bu konforu ben özellikle hastalarımda şu şekilde izah ediyorum. Bizler 14 bin kez göz kırpıyoruz. Farkında olmadan. Yani belki 14 bin birçok kez. izleyenler, takip edenler şaşıracaklar. Gerçekten 14 bin kez göz kırpıyoruz gün içinde. Bu tabii artı eksi olabilir ama ortalama bu rakamlara ulaşıyor. Ve gözünüzde bir rahatsızlık hissettiğiniz zaman bunu 14 bin kez hissetmiş olacaksınız. Dolayısıyla böyle önemli bir organdan bahsediyoruz aslında. Şöyle bir şey söylerler hocam, hani cam gibi net, Evet. sağlıklı göz cam gibi mi görür? Aslında şöyle yani kartal gözlü yapmaya çalışırız zaman zaman. Birazdan da sizinle konuşacağız bu refraktif cerrahi ve katarak cerrahisi konuşurken. Tabii beklentiler çok ciddi arttı bizde. Beklentiler artınca da tabii işimiz de zorlaştı aslında bakarsanız. Evet yani insanlar artık böyle HD, Full HD, kartal gözü görmek gibi bir arzusu, isteği var. Biz de bunları yerine getirmeye çalışıyoruz. Ama bazen oluyor, bazen olmuyor. Tabii ki yani çok net görmeyi tabii ki de istiyoruz ama inanın görme kalitemiz belli bir düzeyde kalmak zorunda kalıyor. Yani belli bir öteye, belli bir noktanın ötesine geçemiyor ama bu gördüğümüz bile yani Full HD gerçekten kaliteli gördüğümüz zaman da bize yetiyor zaten günlük hayatımızda. Peki hocam, bizim görme kalitemizi bozan şey nedir? Ya da şeyler? Valla çok birçok konu tabii. Yani mesela kuru göz bozabilir. Kimse beklemez belki ama göz kuruluğu bile bazen görme kalitemizde dalgalanma yaparak ciddi problemlere yol açabiliyor. Ama onun dışında hepimiz biliyoruz işte miyop oluyoruz, hipermetrop oluyoruz, astigmatımız oluyor. Yani biz doğuşta bir yapıyla doğuyoruz. Yani bir gözümüz farklı yapılarda doğuyoruz. Kimisi miyop doğuyor, kimisi hipermetrop oluyor. Kimisinde astigmat dediğimiz bir kırma kusur ortaya çıkıyor. Ya da başka sorunlar çıkıyor. Yani sadece biz hep böyle refraksiyon kusuru deyince hep ön tarafı ilgilendiriyor zannediyoruz ama lensi de ilgilendirebiliyor gözümüzün içindeki merceği ya da gözün arkasında da problemler bizim görmemizi belirleyen bir nokta. Yani o göz hastalıkları, göz arkasındaki problemler de aynı şekilde etkili oluyor. Dolayısıyla çok karışık, çok sofistike bir noktadan bahsediyoruz. Hiç değinmediğimiz belki hani biz hep gözün kendisiyle ilgileniyoruz ama bir de nöro-oftalmoloji dediğimiz bir kavram var. O da işin beyinsel kısmı var. Yani biz hep gözün kendisi organ olarak kendisiyle ilişkilendiriyoruz ve çalışıyoruz ama bir de bu işin beyin kısmı var ve beyin kısmı da gerçekten oldukça etkili bizim iyi görebilmemizi sağlayan önemli bir yapı. Ama şimdi teknolojinin gelişimi yadsınamaz bir biçimde hayatımızın temelinde ve pek çok sorunla mücadelede de bize destek oluyor. Evet. Muhtemelen kuru gözün de, kataraktın da, bahsettiğiniz şekilde diğer bütün nörolojik rahatsızlıkların da teknolojiler ve bilimin ışığında tedavisi mümkündür diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Kesinlikle öyle. Yani bizden beklenti yani bir kere şunu söylemek lazım. Teknoloji eşittir gerçekten tıpta da gelişme demek. Yani tıptaki birçok bölümün geliştiğini görüyoruz teknolojinin gelişmesiyle birlikte ama biz bunu gözde daha fazla hissediyoruz. Çünkü göz gerçekten teknolojik olarak çok yoğun kullandığımız cihazlar var. Ve bu noktada da teknolojik gelişmeler bizi çok derinden etkiliyor. İyi yönde etkiliyor tabii ki de. Ama bir taraftan da hakikaten yarış yapmak da bazen zor olabiliyor ekonomik açıdan. Çünkü hemen çıkan yeni teknolojiyi kullanamıyorsunuz. Zaman alıyor.
Bunları belki konuşuruz birazdan. Atıyorum mesela refraktif cerrahi yapacaksınız ya da katarak yapacaksınız. İşte her yerde lazerle yapılan Phaco cihazı bütün kliniklerde olamıyor. Dolayısıyla teknoloji evet bizim işimizi çok rahatlatıyor ve kolaylaştırıyor ve gelişiyor ama hepsini de her an kullanamıyoruz maalesef. Peki hocam, refraktif dediniz. Bunu biraz açalım isterseniz tanım Evet. olarak. Refraktif nedir? Hangi işlemler için uygulanmaktadır? Hı-hı. Şöyle yani biz refraktif cerrahi ya da refraksiyon cerrahisi olarak tarif ediyoruz. Yani burada demin de söyledim miyop, hipermetrop, astigmat gibi bir takım kusurlarımız var. Belki bunu presbiyopi de ekleyebiliriz. Presbiyopi de özellikle 40'lı yaşlardan sonraki izleyenlerimizi, hastalarımızı daha çok ilgilendiriyor. Biliyorsunuz yakın görme bozuluyor 40'lı yaşlardan sonra maalesef. Bütün bunların bir şekilde düzeltilebilmesine biz bu ismi veriyoruz. Yani refraksiyon cerrahisi olarak bunları genel bir başlık altında topluyoruz. Nasıl farkları var peki aralarında? Şimdi şöyle, tabii refraksiyon cerrahisinin altında bir lazer uygulamaları var. Yani göz çizdirme olarak belki sizlerin duyduğu ve çoğu hastamızın da bize gelip işte gözümü çizdirmek istiyorum deyince. Tabii göz çizmek çok genel bir tabir ama bununla kastedilen tabii Excimer lazer. Bir lazer uygulamasıyla korneanın yapısında bir değişiklik oluşturuluyor. Bunda da temel olarak iki tane yöntem var. Bir tanesi lasik yöntemi. Yani korneada bir pencere açılıyor diyelim. Bir flap kaldırılıyor. Lazer yapılıyor ve korneanın şekli değiştiriliyor. Çünkü buradaki amaç korneada şekil değişikliği yaratarak bir şekilde hastalarımızın görür hale, yani miyopsa bunun ortadan kaldırılması, hipermetropsa da bunun ortadan kaldırılması ya da astigmatın düzeltilmesi. Diğeri PRK yani ya da no touch lazer de son dönemde çok kullanılıyor. Yani göze hiç dokunulmadan yapılan bir yöntem. Orada da epitel kazınması yapılıyor ve korneanın epiteli kazındıktan sonra lazer yapılıyor yine. Daha sonra o epitelin iyileşmesi bekleniyor. Son dönemde smile teknolojisi dediğimiz bir farklı bir yöntem çıktı. Onda da yine korneada bir dokunun alınması yapılıyor. Yani bir doku, bir flap, bir parça çıkartılıyor ve o da bizim yine miyop ve miyopun düzeltilmesine yardımcı oluyor. Bunun dışında yani Excimer lazerler her hastaya uygun olmuyor. Belki tartışacağız bunu ama. Kimlere uygun olur hocam? İsterseniz hemen parantez açıp ondan bahsedelim. Şimdi Kimler şöyle tabii yaptırabilir ve ne zaman kimler... yapılmalı? Bir kere tabii yaş olarak biz açıkçası kendi adıma da yani farklı tercihler de yapılabiliyor. Yani meslektaşlarım atıyorum 19 yaşında sonra yapanlar var. 21'i bekleyenler var. Burada esas olan tabii ben de 19-20 yaşlarını bazen 21 yaşını bekliyorum Alzheimer yapmak için. Burada esas olan nokta özellikle refraksiyonun stabil hale gelmiş olması gerekiyor. Yani stabil bir refraksiyon kusurundan bahsediyor olmamız lazım. Bu da şöyle özellikle bir sene numaranızın değişmemiş olmasını öngörüyoruz ve istiyoruz. Bu neden önemli? Örneğin biz 18 yaşında refraksiyon cerrahisi yaptık, lazer yaptık ama hastanın hala numaraları ilerleme dönemindeyse biz lazer yaptıktan sonra hastanın tekrar numarası gelebiliyor. O yüzden bu konuda çok dikkat etmek lazım. Dolayısıyla yaş olarak da bizim daha çok tercih ettiğimiz 20-21 yaşlarından sonra başlayacak. Yaklaşık olarak bu da tartışmalı. Hani 40 yaşında da olabilirsiniz Alzheimer lazer. Ama burada hep şunu söylüyoruz. Şimdi katarakla da bir kere onu da söylemek isterim şu anda. Hani katarak cerrahisi de eskiden sadece 60-70 plus kişilerin ameliyatları olarak düşünülüyordu. Ama şu anda katarak cerrahisi de bir refraksiyon cerrahisi haline geldi. Dolayısıyla mesela eskiden 35-40 yaşlarında Alzheimer lazeri tercih edebilirken şimdi meslektaşlarımızın bir kısmı bunu tartışırız. Ben çok tercih etmiyorum katarak cerrahisini çok bu kadar erken yaşa almayı. Ama işte bu yeni çıkan merceklerle beraber de hastaları işte refraksiyondan, gözlükten kurtarmak için bu tarz cerrahilerde yapılabiliyor. Ama lazer olarak baktığımızda 20 yaşla böyle 35 yaş sanki çok daha uygun gibi. Belki şunu hemen söyleyebilirim. 35-40 yaşlarında gelen hastalarım oluyor. Miyop geliyorlar. Mesela eksi 3 Benim miyopla bana gibi. geldikleri zaman. Öyle mi? Sizin kaç miyop? Ben de miyopum 1,5. Ha mesela tamam sizi örnek alalım. Siz bana geldiniz 1,5 miyopla lazer olmak istiyorsunuz. Yani şimdi eğer 40'lı yaşlar, ben şimdi yaş sormayayım. Burada pot kırmayalım. Ama 40'lı yaşlara yakın olduğunuzu varsayalım.
Presbiyopik yani yakını görme ile ilgili sorun olacağı bir yaşa gelince, yaklaşınca kişilerde biz bu miyopiyi ortadan kaldırdığımızda yakın gözlüğü kullanmak zorunda kalacaksınız. Yani Evet, uzağı 45 çözeceğiz yaşına sizin. geldiğinde. Evet. Evet, uzağı O zaman ne çözmüş olacağız yapacağız? sizin. O zaman da yakın gözlüğü kullanacaksınız. O yüzden biz bu tarz hastalarda biraz daha düşünmelerini istiyoruz. Kendi adıma ben hani bütün olasılıkları söylüyorum. Hani neyi kazanacaksınız ve neyi kaybedeceksiniz diye. Çünkü bu bir avantaj. Örneğin 1,5-2 miyopu olan bir kişi yaklaşık 50-55 yaşına kadar hiç yakın gözlüğü kullanmadan hayatını idame ettirebilecek. Yani bu önemli bir avantaj. Bunu kaybedecek. Ama bunu isteyen hastalarımız da oluyor. Ben diyor uzağa görmek istiyorum. Uzağımı çözün ama ben yakın gözlüğünü bir şekilde kullanırım diyen hastalarımız da var. O yüzden bunu hastayla beraber karar veriyoruz. Hocam daha yüksek rakamlarda olanlar için hani zannedersem soruyor Selçuk Bey 20'lerde. Ol, Yani evet. pardon, daha genç hastalar için soruyormuş. Daha Yani genç 18 yaş hastalar ne altı mı? yapıyor? 20'lerde sormuş pardon. 20'lerde. Yani 20'li yaşlarda sıkıntı yok. Burada önemli olan konu, bir de bunu söylemek lazım. Tabii ekzamir lazer karar verebilmek için hastanın 20 yaşta olması eşittir hemen lazer olabilecek anlamına gelmiyor. Burada çok detaylı analizler yapmak gerekiyor. Çünkü her hasta uygun olmuyor, her korneye uygun olmuyor. Ve bir takım yan etkiler çıkabiliyor. Bir istemediğimiz sorunlar ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla da çok iyi bir analizden geçmesi gerekiyor hastalarımızın buna karar verebilmek adına. Ve artılarını, eksilerini mutlaka hastayla tartışmak gerekiyor. Ama burada temel şey dediğim gibi en az bir yıl numaranın sabit kalması gerekiyor. Ondan sonra yapmayı daha çok tercih ediyoruz. Peki hocam isterseniz kataraktaki bu teknolojiyi konuşalım. Neden tavsiye ediyorsunuz veya etmiyorsunuz? Merak ettim. Şimdi şöyle, katarakt cerrahisinde gelişmeler iki yönde gelişme oldu aslında. Biz normalde modern teknolojide, dünyada da yapıldığı üzere FACO teknolojisi kullanılıyor. Yani FACO dediğimiz gözde çok küçük insizyonlar açtığımız, yani 2,2 gibi, 2,2 milimetreden bahsediyorum. Çok küçük bir kesi ile gözün içine giriyoruz ve kataraktı alıyoruz. Daha sonra da gözün içine mercek yerleştiriyoruz. Birinci gelişme katarakta lazerle katarak oluşmaya başladı. Yani lazerle katarak cerrahisi yapılabilir hale geldi. Kısmen. Bunu da hemen açmak isterim. Lazerle mi yapılıyor diye soruyor idi hastalarımız eskiden. Eskiden tabii buna FACO yöntemini de lazer gibi algılanabiliyordu ama öyle değil. FACO yöntemi apayrı bir yöntem ama lazerde şu yapılıyor. Yarı robotik bir cerrahi yapılıyor aslına bakarsanız. Yani kataraktın bir takım basamakları var ve bu basamakların özellikle baştaki basamakları, işte ön kapsülün açılması, kataraktın parçalara bölünmesi gibi ve insizyonlar da buna dahil olmak üzere lazer yapıyor. Yani hasta bir cihaza giriyor. Burada bu dediğim basamaklar herhangi bir dokunma olmadan, yani bir cerrah dokunmadan sadece sofistike bir alet var ve o alet yardımıyla, lazer aleti yardımıyla biz bunu yapıyoruz. Daha sonra yine FACO cihazını hastamıza alıyoruz ve FACO'yu devam ettiriyoruz. Aslında o yüzden söylüyorum. Yani yarı lazer oluyor. Tam bütün ameliyatı lazerle bitirdiğimiz bir ameliyat türü yok. Birinci gelişme bu. İkincisi mercekler. Tabii göz içi mercekleri olağanüstü gelişti. Özellikle son yıllarda. Bu neyi getirdi? Eskiden biz uzağı çözüyorduk sadece. Yani katarakt cerrahisinde uzak görmeyi çözmeye çalışıyorduk. Ama şu anda çıkan teknolojik ürünlerle yeni bu Sony göz içi mercekleriyle beraber hem uzak hem orta mesafe hem yakın mesafeyi de çözebilen göz içi mercekleri çıktı. Biz çok sevmiyoruz bu kendi adıma ve benim gibi düşünen göz hekimi arkadaşlarımız var. Yani akıllı mercek deniyor. Ama maalesef bu akıllı mercek çok kötü kullanılabiliyor halkımız arasında. Yani çok yanlış yerlere gidebiliyor. Biz o yüzden akıllı mercek demiyoruz. Biz buna trifokal ya da multifokal mercek diyoruz. Yani çok odaklı mercek yerleştiriyoruz aslında göze. Yani Peki mercek hocam, kanadında da en önemli gelişme bu oldu. mercekleri isterseniz hani tekrar konuşuruz tedaviler bölümünde ama
Bu refraktif cerrahi ile ilgili sormak istiyorum. Yan etkileri var mıdır? İşte kimlere uygulanır? Sonrasında tedavi sonrası, operasyon sonrası insanlar günlük hayatlarına nasıl devam edebilir? Biraz da o konuda bilgi rica ediyorum sizden. Bu konu çok önemli. Refraksiyon cerrahisi dedim ya, pre-op yani işleme karar vermeden önceki aşamanın çok detaylandırılması gerekir ve çok zaman harcanması gerekir. Biz hekimler hastaları anlatırken bu süreçleri bitirdikten sonra özellikle lazer anlatırken yani kolay bir işlem gibi anlatıyoruz. Yani işte süre olarak söylüyoruz. Yani lazer süresi hele de mesela sizin gibi bir gözde yani 1,5 miyopun ortadan kaldırılması için lazerin süresi muhtemelen 8-10 saniyedir. O kadar kısa süre Kadar kısa mı? içerisinde lazer tamamlanabiliyor. Ama sorun bu değil. Sorun öncesini çok iyi analiz etmek gerekiyor. Çok sofistike, çok gelişmiş cihazlar var. Kornea topografileri. Biz ona şimdi kornea tomografisi diyoruz. Korneayı çok detaylı analiz etmek gerekiyor. Kornea kalınlığına bakmak gerekiyor. Bunlarda bazı sürprizler çıkabiliyor maalesef ve atlanıldığı zaman da korneada öne doğru sivrileşme ile karakterize, biz buna ektazi diyoruz, gelişebiliyor maalesef. Bu tarz sorunlarla karşılaşmamak adına da bu pre-op incelemenin çok iyi yapılması lazım. İkinci ve bizim en sık karşılaştığımız aslında sorunların başında da kuru göz geliyor. Bunun da altını çizmek isterim. Neden oluyor hocam kuru Özellikle göz? Ondan da bahsedersiniz. Yani, yani genetik bir faktör müdür yoksa sonradan bizim gözümüzü kullanış şeklimiz de mi ilgilidir? Gözümüze iyi davranmayışımız da mı ilgilidir? Yani bir kere şöyle söyleyeyim. Bir yatkınsanız, yani göz kuruluğuna yatkınsanız, atıyorum bir takım hastalıklarınız varsa, romatolojik hastalıklarınız, bir tiroid hastalığınız ya da daha yaygın görülen işte kirpik dibi iltihabınız varsa bunun çözülmesi gerekiyor. Yani göz kuruluğunu çözmeden kesinlikle Alzheimer lazer olmamak gerekiyor. Çünkü yapılan çalışmalar gösteriyor ki Alzheimer lazer yapıldığında hiç kuru göz olmasa da kuru göz oluşabiliyor. Var olan kuru göz de çok abartılı bir hale gelebiliyor. Bundaki temel nedenler de mesela LASIK için daha çok suçlanır ama bu PRK yönteminde de oluyor. Yani korneanın sinirleri kesildiği zaman korneanın hissinde bir kayıp oluyor. Ve bu kayıp nedeniyle de bir şekilde kuru göze zemin hazırlıyor. Çok da gerçekten bu konuyla ilgili çok ızdırap çeken hastalarımız var. Buradaki amaç kesinlikle hastaları korkutmak değil. Alzheimer lazer biz kendi kliniğimizde de yapıyoruz. Hastalarımız da çok memnun. Ama burada dediğim gibi ön analizi çok iyi yapmak gerekiyor. Riskleri iyi analiz etmek gerekiyor. Ve varsa bir sorun önceden onları çözmek ve daha sonra da Alzheimer lazeri yapmak gerekiyor. Alzheimer lazer hiçbir zaman acil değildir. Yani bunun unutulmaması gerekir. Yani acil bir cerrahi değildir. Dolayısıyla işleme karar vermeden önce yapacağımız analizler çok ciddi önem taşıyor. Hastanın istekleri önemli. Hasta bir de yan etkileri anlatmak gerekiyor. Örneğin ilk 6 ayda özellikle bir ışıklarda işte hare oluşması gibi bir takım şikayetler gelişebiliyor. Bunların hastaya söylenmesi gerekiyor. Yani hastanın hem pirop iyi analiz edilmesi gerekiyor, hem de refraktif cerrahiden sonra yaşayabileceği sorunlarla ilgili çok detaylı bilgilendirme gerekiyor. Hocam çok fazla soru geldiği için burada bölüyorum sizin konumuzu. Keratokonus ile ilgili bilgi rica ediyor izleyicilerimiz. Yani tabii konu kısmen alakalı aslında. Demin söylemiştik bu Alzheimer lazer sonrası ektazi gelişebiliyor diye. Ektazi aslında bir nevi keratokonus. Bu ne demektir? Bu korneanın öne doğru sivrilmesi ve korneanın incelmesi, irregüler bir astigmatizmanın oluşmasıyla karakterize ilerleyici bir hastalık. Oldukça da yaygın görülen bir hastalık. O yüzden bizim de açıkçası bu Alzheimer lazer yapan, refraktif cerrahi yapan hastaların da hekimlerin de en çok korktuğu komplikasyonlardan bir tanesidir bu. Tabii hani konu bu olmadığı için, yani refraktif cerrahi ve katarak cerrahisi olduğu için Evet. keratokonusu bu kadar anlatayım ama çok önemli bir problem. Belki başka bir yayın konusunu da bununla ilgili yapabiliriz. Çünkü Tabii keratokonus yapabiliriz. hastası çok fazla ve sosyal medyayı da çok seven bir hasta kitlesi. Keratokonus hastalarımızda çok fazla var. O yüzden onlara da yardımcı olmak tabii ki isteriz. Ama şimdilik bu kadarla özetlemiş olayım. Bir sorumuz daha var müsaadenizle onu da sormak istiyorum size.
Tabii ki. Kornea nakliğinden sonra eksen mi lazer yapılabilir mi diye sorar bir izleyicimiz. Yapılabilir. Kornea nakillerinden sonra en çok hoşlanmadığımız konu aslında bunlar dikişle yapıldığı için yani kornea nakilini dikiş atarak yapıyoruz, sütür atıyoruz. Bu sütürler kısmen alıyoruz, kısmen bırakıyoruz. Yani farklı bir takip yöntemi var. Netice itibariyle astigmat kalabiliyor. Yani astigmatı olabiliyor aslında. Dolayısıyla bu astigmatın ortadan kaldırılması, refraksiyonun ortadan kaldırılması için eksen lazer yapılabilir. Ama her hastaya değil, dediğim gibi. Yani seçilmiş hastalarda eğer bir takım kriterler var, onları sağlıyorsa yapılabilir. İsterseniz biraz da katarakt konuşalım. Olur. Katarakt nedir? Önce onu bir tanımlayalım isterseniz. Kimlerde görülür? Çocuklarda neden oluyor? Çünkü çocuklarda olan kataraktı da ben zaman zaman Doğru. etrafımdan duyuyorum. Nasıl tedaviler öneriyorsunuz? Siz neler yapıyorsunuz bu konuda? Bir kere şöyle, katarak aslında siz çok güzel tarif ettiniz. Doğuştan itibaren görülebilen bir hastalık, bir lens hastalığı, bir mercek hastalığı. Bizim gözümüzde görmemizi sağlayan bir lens dediğimiz bir yapı var. Bu normalde saydam olması gerekiyor doğduğumuzda. Ve hareketli olması gerekiyor. Yani esnek olması gerekiyor ki biz işte bu uyum dediğimiz yetenek de buna bağlı oluyor. Yani işte uzağa bakıyoruz, yakına bakıyoruz. Bunları bir şekilde görebiliyoruz. Neden? Lensimiz saydam, hareketli, esnekliğini kaybetmemiş. Çocuklarla başlayayım. Tabii bir takım metabolik hastalıklar örneğin. Yani bir takım metabolik hastalıklarla doğan çocuklar olabiliyor. Bir takım Genetik değil, öyle mi hocam? genetik olabiliyor, Genetik evet, var. genetik de olabiliyor. Dışarıdan faktörlerle de olabiliyor. Yani anne gebeyken geçirdiği enfeksiyonlar da örneğin konjenital katarak yapabiliyor. Doğduğunda katarakla doğuyor çocuklar. Bu kısmı çok kritik. Neden? Biz hep hastalarımıza şunu söylemeye çalışıyoruz. Yani göz bebeğinden beyaz bir reflenin gelmesi bebeklik çağında çok ama çok önemlidir. Katarak bunlardan bir tanesidir. Yani bunu yapan nedenlerden bir tanesidir. Başka nedenler de var. Yani göz içi tümörleri de maalesef bunu yapabiliyor. Ama konu katarak olduğu için bu hastaların kataraklarının yani bebek yaştaki katarakları mutlaka acilen ameliyat edilmeleri gerekiyor. Neden? Çünkü göz tembelliği yaratıyor. Buradaki sıkıntı bu. Yani bebeklerdeki özellikle kataraktan çok çabuk çok da zaman kaybetmeden ameliyat edilmesi gerekiyor. Çünkü katarak olan tarafta çok ciddi bir göz tembelliği, bir beyindeki hücrelerde yavaşlama oluyor. O yüzden de bebeklerimizi bir an evvel kataraktı varsa da kurtarmamız gerekiyor. İşin Yaşlıları eliş... ne zaman yapacağız hocam? Evet, o da Ameliyatı. güzel. Yani yaşlılara gelmeden şunu da söyleyeyim. Orta yaşlılarda da diyelim yani 20'li yaşlar, 30'lu yaşlar, 40'lı yaşlarda da görülebiliyor katarak. Mesela bir takım hastalıklar. Yani tip 1 diyabeti vardır kişinin. Yani diyabet hastasıdır. Gençlik yıllarından itibaren hep diyabet tanısıyla takip ediliyordur. Mesela bu hasta da olabilir. Bir takım göz hastalıkları, üveit mesela. Yani üveit hastalığı olan bir kişi de olabilir. Steroid kullanımları. Biliyorsunuz steroidler çok yaygın kullanılıyor. Özellikle ağızdan steroid kullanan ya da damlayla çok istediğimiz bir şey değil ama yanlışlıkla çok uzun süre steroid kullanan kişilerde de 30'lu 40'lı yaşlarda katarakla karşılaşabiliyoruz. Yani lensle kesafet gelişiyor ve kişiler görememeye başlıyor ve biz de o zaman ameliyat ediyoruz. Her şey normal, tamamen sağlıklı bir yaşlanma sürecini geçiren kişide de açıkçası yaşla beraber maalesef, tabii bunun mekanizması çok farklı ama kabaca oksidan sistem, antioksidan sistem, sizlerin de bildiğiniz bu sistemlerde tabii terazinin dengesi bozuluyor. Neden? Antioksidan sistem azalıyor, oksidan sistem daha ağır basıyor derken lensimiz kesafetleşiyor. Yani lensimiz beyazlaşmaya, katılaşmaya, o saydamlığını yitiriyor ve bizler görememeye başlıyoruz. Daha mat görmeye başlıyoruz. Kontrast duyarlılığımız azalıyor. Sadece Yani o görme cam düzeyi gibi düşmüyor. cam gibi göz buzlu cama mı dönüşüyor hocam? Aynen öyle. Buzlu camın arkasından bakıyor gibi oluyorsunuz ve biz de o zaman devreye girmek zorunda kalıyoruz o katarakları temizlemek için. Gerçekten yaşam kalitesini çok fazla bozan bir durum. Genelde de bu şikayetle geliniyor zannedersem değil mi? Siz de katarak teşhisini ondan sonra koyuyorsunuz. Evet, bazen öyle. Hasta bazen kendisi fark ediyor. Çok böyle
dikkatli hasta oluyor ve geliyor size diyor ki herhalde kataraktım gelişiyor doktor bey diyor. Ben eskisi kadar iyi görmüyorum diyor. Ama bazı kişiler de çok enteresan bir şeydir. İnsanlar gördüğüne çok alışıyor. Yani hayatı gördüğü gibi zanneden çok hastamız var. Bizler tesadüfen muayene sırasında çünkü gözlük değiştirmeye geliyorlar. Bakıyoruz ya diyoruz bu gözlükle düzelecek durumda değil. Mutlaka katarak ameliyatı olmanız lazım. Şöyle oluyor. Genelde hikayeler mesela biz bir gözü katarak ameliyatı yapıyoruz. Diğer gözü bu sefer diğer kendisinin gördüğünü iddia ettiği gözü ameliyat yaptığımız gözden daha kötü görür hale gelince o kendisi istiyor zaten hocam ne olur bunu da ameliyat edin diye. Dolayısıyla o HD görmeyi biz zaman içerisinde yavaş yavaş bozulduğu için anlamayabiliyoruz. O yüzden de aslında biz hastalarımıza hep şunu söylüyoruz. Yılda bir mutlaka bir göz hekimine gidin. Bunun göz kuruluğu var, glokom var, sarı nokta hastalığı var, katarak var. Yani ben gerçekten bazen çok eleştiriyorum. Yani araba olduğunda atıyorum araba aldığınızda yeni bir araba işte yok 15 bin bakımı yok 30 bin bakımı götürüyorsunuz. Ama biz kendi fizyolojimizi yani kendi mekanizmamızı kontrole götürmüyoruz. Yani bir şekilde bunu mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Ve bunun da yılda bir yapılması mutlaka gerekiyor. Peki katarak cerrahisinde nasıl gelişmeler var hocam? Dünya bu tedavide hangi noktada? Türkiye'de neler yapılıyor? Siz neler yapıyorsunuz? Demin söyledim aslında başlangıcını yapmıştım. Lazer Fako geldi gündeme. En azından yarı otomatize hale geldi katarak cerrahisi. Göz içi merceklerinde çok ciddi gelişmeler oldu. Seçenekler çok fazla arttı. Bu trifokal merceklerle işte yakın uzak görme. Dolayısıyla artık hastalarımızda dediğim gibi eskiden işimiz daha kolaydı. Çünkü tek tip lens vardı. Yani monofokal sadece uzağı çözen. Hastayla bunun belki tipini tartışıyorduk. Şimdi monofokal, multifokal, trifokal ve bunların da farklı markalarını tartışır hale geldik. Dolayısıyla hastayla oturuyoruz, konuşuyoruz. Sizin ihtiyacınız nedir? Tam olarak bizden ne istiyorsunuz? Aslında o yüzden katarak cerrahisi şimdi refraksiyon cerrahisi gibi algılanmaya başlandı ve biz refraksiyon cerrahisi yapar gibi hastalarımızla oldukça detaylı konuşarak, onların ihtiyaçlarını düşünerek. Bir de tabii şu çok önemli, bize işte akıllı mercek takın hocam diye gelen çok hasta oluyor. Burada analiz çok önemli. Aynen lazerde söylediğim gibi çok detaylı analiz gerekiyor. Akıllı mercek denilen trifokal merceklerin takılması için de. Bu şu demek, yani bazı hastalara takarsanız hasta mutsuz olur. Yani bunları atlarsanız da bunu maalesef bu tarz hastalarda geliyorlar. Takılmış ve hasta çok mutsuz olabiliyor. Bu problemi yaşamamak adına da açıkçası önceden çok iyi testler yaparak, bazı öngörüleri çok iyi analiz ederek hastaya doğru merceği seçmek durumundayız. Aksi halde mutlu etmek istediğimiz hasta size mutsuzluk da gelebiliyor. Mutsuzluğunun temel sebebi nedir hocam? Hani görmesini iyileştirmek dışında bir etki mi yoksa örnek veriyorum baş ağrısı yattı veya batma gibi ne bileyim aklıma Çok şu an güzel bir soru. herhangi bir Evet. şey gelmiyor ama Yani şöyle söyleyeyim. neden? Şimdi monofokal bir mercek taktığınızda örneğin hasta çok iyi görebilecekken, şimdi bir kere bu trifokal merceklerin, akıllı mercek denilen bu merceklerin ameliyatında her şeyin kusursuz olması gerekiyor. Örneğin astigmat oluşmayacak. Astigmat varsa astigmatı da çözmek zorundasınız. Ben ondan bahsetmedim aslında. Bunu da bu arada eklemiş olayım. Örneğin astigmatları da biz yok edebiliyoruz artık katarak cerrahisiyle. Yani katarak ameliyatı yaparak, göze konacak merceği torik mercek tercih ederek astigmatı da yok etmemiz gerekiyor. En basitinden şöyle bir senaryo yazalım. Hasta geldi astigmatı var. Bizden hem uzak hem yakın çözülsün istiyor. Ama biz astigmatı yok varsayıyoruz ya da önemsiz varsayıyoruz. Ondan sonra hastaya sadece trifokal mercek taktığımızda hasta mutsuz olur. Çünkü trifokal merceklerin çok iyi çalışabilmesi için, hastayı memnun edebilmesi için her mesafede kusursuza yakın ameliyat olması gerekiyor. Astigmat oluşmaması gerekiyor. O zaman da trifokal torik takılması gerekiyor örneğin. Yani hem astigmatı çözeceksiniz hem de bu trifokal merceği takacaksınız. Santralizasyonu çok önemli bu merceklerin. Yani ameliyatta
koyduğunuz zaman bu merceği yerine, bunun çok merkezi olması gerekiyor. Örneğin merkezi kaydığı zaman yine hastalar mutsuz oluyorlar. Mutsuzlukla kastım şu, görme kaliteleri çok bozuluyor hastaların. Yani o HD dediğiniz görüntüler gidiyor Ya da ve 4K. ya 4K mümkün olmuyor zaten, imkansız hale geliyor. Gölgeli görüyorlar. Örneğin bir tane görmek yerine 3 tane görüyorlar ya da bir tane görüp arkasında bir tane daha görüyorlar. Bu tarz şeyler gerçekten maalesef meslek hayatımda böyle birkaç tane çok mutsuz hasta gördüm. Yani takılmış ve maalesef bir takım sorunlar nedeniyle bu mutsuzluğu yaşayan hasta gördüm. İnsan hayatını nasıl olumlu bir şekilde etkileyebiliyorsa gözün iyi görmesi, bu tarz sorunlar yaşayan hastayı da gerçekten çok mutsuz edebiliyor. O yüzden bu tarz cerrahileri de artık katarak cerrahisi de çok hiçbir zaman basit değildi. Ama şu anda daha da komplike hale geldi. Çok fazla parametre var. Hastanın istekleri var. Hastanın göz yapısı var. Ve çok sayıda marka var. Çok sayıda seçenek var. Bunları hastaya en iyi şekilde anlatmak ve doğru seçimi yapmak zorundayız. Ve ameliyatı da en iyi şekilde yapmak durumundayız. Peki hocam, hasta size geldi, siz uygun olduğunu düşündünüz veya hastanın kendi önerisiyle bir mercek takıldı. Ancak bahsettiğiniz şekilde ikili gördü, üçlü gördü veya bulanık gördü, istediği memnuniyeti sağlayamadı. Sonrasında size tekrar bir şikayetle geldiğinde bu merceği değiştirme şansınız var mı? Bu da çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Şöyle, aslında var. Yani ama tabii öncelikle şu var. Yani hatanın ya da sorunun kaynağını çözmemiz gerekiyor. Eğer bu sorunun kaynağı bize mercek değişimi gerektiriyorsa, o zaman erken dönemde mercek değişimi olabilir. Ne Ama çok kadar bir uzun, erkenlikten söz ediyoruz hocam? yani bu kişiden kişiye değişiyor. Yani ne kadar erken o kadar iyi. Neden? Çünkü bizim kapsül dediğimiz bir yapı var ve biz merceği onun üstüne koyuyoruz. Zaman içerisinde bu kapsül ve mercek arasında bir bağ oluşuyor. Yapışıyorlar birbirlerine. Yani dolayısıyla bir ay sonra bunu yaptığınızda belki çok rahat bunu merceği alabilecekken, atıyorum yani 6 ay sonra bunu çok zor yapabiliyorsunuz. Ya da 1 yıl sonra, 5 yıl sonra bu artık imkansız hale gelebiliyor. Çünkü o yapışan mercek ve lensi birbirinden ayırmak çok zor olabiliyor. Ama burada başka bir konu açıldı aslında. Onu da ben yeni bir yenilik olarak sunmak isterim. Add-on mercekler çıktı. Yani bu şu demek. Mesela eskiden add-on, yani lensimiz var, gözümüz uygunsa üzerine bir mercek daha takılabiliyor. Göz yapısı uygunsa bu tarz mercekler de çıktı. Bu ne sağlıyor? Mesela eskiden dedim ya, trifokal mercekler yoktu. Yani uzak ve yakını aynı anda çözemiyorduk. Ama şimdi var. Ama hasta 20 yıl önce katarak ameliyatı olmuş. Gözüne monofokal mercek takılmış. Dolayısıyla ön tarafa bir mercek ilavesiyle bu yine uzak yakın görmesi hastanın sağlanabiliyor. Bunlar da yine yeni uygulamalar arasında sayılabilir. Peki hocam, bu tür operasyonların riskleri var mı? Kesinlikle var. Ben hastalarıma hep izah ediyorum. Yani çok bazen de aslında acımasız oluyorum. Yani şu şekilde bütün olasılıkları söylüyorum. Yani örneğin burada da söylememde hiçbir sakıncası yok. Bir kişi gerek Alzheimer lazerden gerek katarak cerrahisinden sonra gözünü kaybedebilir. Yani görmesini kaybedebilir. Ama bunlar çok düşük riskler. Yani belki 10 binde birden bahsediyoruz. Mesela katarak cerrahisinde en çok tedirgin olduğumuz komplikasyonların başında endoftalmiler geliyor. Bazen haberlerde de çıkıyor biliyorsunuz. İşte bir klinikte ameliyat oldu, işte gözlerini kaybettiler falan diye. Bu endoftalmi. Yani gözün içini ilgilendiren, gözün bütününü ilgilendiren bir enfeksiyondan bahsediyoruz. Yani bu gerçekten yine bir göz hekiminin kesinlikle görmek istemeyeceği bir komplikasyon. Ama böyle bir ihtimal var. İkincisi, örneğin göz içinde kanama olabiliyor. Ve bunu maalesef öngöremiyoruz zaman zaman. Yani biz bütün önlemleri almamıza rağmen gözün içindeki damarlarda bir bozulmayla beraber gözde bir ameliyat sırasında durup dururken bir kanamayla görme duyusunu kaybedebilir hastalar. Bunlar dediğim gibi hastaları korkutmak için söylemiyoruz. Bunlar olasılık ve hastalara aslında ben hep şunu söylüyorum. Bakın diyorum, ben de ileride katarak cerrahisi olacağım. Yani belli bir yaşa geldiğimde ben de olacağım ve bu riskler benim için de geçerli. Dolayısıyla bunları hastanın bilmesi gerekiyor.
Bazen yapılan en büyük hata hastaları ikna edebilmek adına, sanki bütün bir cerrahi, bu refraktif cerrahi için de geçerli, katarak için de geçerli. Hiçbir sorun olmayacakmış gibi anlatılıyor ve daha sonra sorun olduğu zaman da hastaya anlatmakta biraz zorlanılabiliyor. O yüzden ben kendi adıma bütün olasılıkları, bütün ihtimalleri hastaya anlatıyorum. Bunlar tabii demin söylediğim bu iki olasılık çok kötü olasılıklar. Yani 10.000'de bir görülen, çok nadir görülen ve çok şükür kendi hayatımda da mesleki hayatımda hiç görmediğim komplikasyonlar. Ama sonuçta bir cerrahi yapıyorsanız bu tarz komplikasyonlarla karşılaşma ihtimaliniz her zaman vardır. Ama bunun dışında örneğin göz içi konulan merceğin kayması olabiliyor. Göze travma gelebiliyor. Yani darbeyle bu kayabiliyor. Ya da bir gözden sızdırma olabiliyor. Çünkü biz bu ameliyatlarda dikiş atmıyoruz. Dikişsiz yapıyoruz biz bu ameliyatları. Hastaya söylememize rağmen ıkınabiliyor, gözünü ovalayabiliyor ve bir takım sorunlarla karşılaşılabiliyor. Bunlar basit çözülebilir sorunlar. Ama dediğim gibi hiçbir ameliyat, eğer risk istemiyorsanız ameliyat olmayacaksınız. Yani dünyanın hiçbir yerinde sıfır riskle hiçbir branşta, sadece göz değil, ameliyat yapmak mümkün değil. Peki hocam, hasta size geldi ve katarakt ameliyatını olmaya karar verdi. Evet. Operasyon sonrası ne kadar zaman sonra gündelik hayatına dönebiliyor? Şimdi katarak cerrahisinde her şey yolundaysa hiçbir problem yok. Komplikasyon gelişmedi. Bir kere zaten yatırmıyoruz. Yani hasta geliyor, ameliyatını oluyor. Aynı gün. Takip, aynı gün takiplerini yapıyoruz. Yani kontrollerini çıkmadan hemen önce de bakıyoruz. Daha sonra hastayı gönderiyoruz. Dikiş olmadığı için hastalarımızdan istediğimiz bir konu öne eğilmemeleri. Yüzüstü yatmamaları. Çünkü gayri ihtiyari sorun yaşanabilir. Biz bir de açıkçası daha dikkatli davranıyoruz. Katarak hastası olan hastalarımıza, ameliyatı olan hastalarımıza bir plastik bir koruma, özellikle gece yatarken takmalarını istiyoruz. Sebep de şu, gece şuursuz bir şekilde elini gözüne götürüp bir kaşıma yaparsa erken dönemde, bu postop birinci, ikinci günde problem yaşayabileceği için biz biraz daha böyle proaktif davranarak önlem maksatlı bu tarz koruyucular kullanıyoruz. Ama açıkçası bir iki günden sonra hastalar genellikle normal hayatlarına dönüyorlar. Yapmaları gereken şeyler, işte birkaç gün banyo yapmalarını istemiyoruz. Gözü ovalamalarını istiyoruz. Göze darbe gelmesini istiyoruz. Ve hijyen kurallarına tabii ki dikkat edilmesini istiyoruz. Ama normalde dikiş olmadığı için hemen normal hayata dönüş çok daha hızlı oluyor. Modern katarak cerrahi sonrasında. Peki hocam, bu modern katarakt cerrahisinde ülkemiz ne durumda? Çünkü dünya sağlık turizmi pastasından Türkiye büyük bir pay alabilecek potansiyele sahip. Evet. Hem Avrupa'ya yakınlığı hem de fiyat avantajı sayesinde. Bu durumda siz nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye'nin geleceğini ve göz konusundaki sağlık turizmindeki yerini? Bu da çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Valla çok net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Gurur duyabileceğimiz bir noktadayız diye düşünüyorum bu noktada. Yani gerek enstrümanlar, yani kullandığımız cihaz kaliteleri konusunda özellikle çok başarılıyız. Yani artık devlet hastanelerinde, üniversite hastanelerinde, özel sektörde kullanılan cihaz kaliteleri gerçekten üst düzeyde. Bir kere bu anlamda Yani Avrupa'da ve Amerika'da veya dünyanın işte prestijli kabul ettiği diğer ülkelerde kullanılan cihazlarla bizim kullandığımız cihazlar aynı cihazlar mıdır? ya bunu kesinlikle söyleyebilirim. Her klinikte aynı olmuyor. Zaten bunu beklemek mümkün değil. Ben yıllarca üniversite hastanesinde çalıştım. Şartlarımız ona göre çok iyiydi. Ama şu anda farklı bir platformda çalışıyorum. Çok daha iyi şartlarda çalışıyorum. Özel sektörün verdiği bir avantajla. Ama dediğim gibi Türkiye'de devlet hastaneleri de, yeni yapılan hastanelerde de bu geçerli. Gerçekten Amerika'da da yaşama ve çalışma şansı buldum 2 sene. Çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yani hiç farkımız hemen hemen yok. Deneyim konusunda önde olduğumuzu söyleyebilirim açıkçası. Çünkü çok ciddi anlamda katarak cerrahisi yapılıyor ülkemizde. Çok yetenekli, çok deneyimli büyüklerimiz, hocalarımız, abilerimiz ve kardeşlerimiz var. Yani ve
Mesela Avrupa ile karşılaştırdığımızda ben o örneği vermek isterim. Biz yurt dışında toplantılara gittiğimizde, konuşmalara yaptığımızda yurt dışındaki asistan arkadaşlarla görüşme şansımız oluyor. Örneğin yurt dışında katarak cerrahisi yapmadan uzman oluyorlar. Çoğu yurt dışında, yani birçok ülkede bu böyle maalesef. Ama bizde düşündüğünüzde bizler dahil olmak üzere ki şu anda şartlar çok daha iyi açıkçası. Çok ciddi katarak deneyimiyle çıkıyorlar. Yani bizdeki uzman arkadaşlar daha uzman asistanlığı döneminde çok yoğun bu deneyimi edinip çıkabiliyor. Bu da çok önemli bir avantaj. Yani o yüzden bizlerin yanında böyle yurt dışından gelip de katarak cerrahisi için eğitim alan öğrenciler, asistan arkadaşlarımız da oldu ve bundan sonra da olacaktır diye düşünüyorum. Bu açıdan hastalarımız çok rahat olsunlar. Gerçekten bu anlamda çok şanslı bir yapıya sahibiz Türk oftalmolojisi olarak. Peki hangi ülkelerden ve hangi tedaviler için ağırlıklı tercih ediyorlar hocam ülkemizi? Şöyle, yani katarak cerrahisi, ya tabii şu anda Covid döneminde kimse kimse hiçbir yere gitmiyor. Biraz herkes kabuğuna çekildi açıkçası. Yani kendi adıma söyleyebilirim. Yani katarak cerrahisi bize Afrika ülkelerinden mesela kendi hastanemize gelen çok fazla kişi var. Irak'tan gelen hastalarımız, Afrika'dan gelen hastalarımız, yine Arap ülkelerinden çok hasta geliyor. Katarak için geliyorlar, kornea nakli için geliyorlar, refraktif cerrahi için geliyorlar. Avrupa'dan da gelen hastalarımız var refraktif cerrahi için. Dolayısıyla ya umuyorum ki Covid kısa zamanda biter ve yine global bir şey başlarsa, seyahatler başlarsa da, yani eminim bu tecrübemizi Avrupalı ve diğer ülkelerden hastalarımızla da paylaşacağız. Hocam COVID dediniz, konuşmadan geçmek istemiyorum müsaadenizle. Tabii ki. COVID ve göz sağlığı çok konuşuldu biliyorsunuz. İşte gözün de bu şikayetlerden etkilendi. Buradaki bağlantı nedir göz sağlığı ve COVID arasında? Yani aslında COVID'i şöyle ayırmamak lazım. Bütün viral mikroorganizmalar, mesela bizim en sık karşılaştığımız mikrobik durumlardan bir tanesi adenoviral konjonktivitlerdir. Yani aynen bakteriler gibi bizler virüsleri de konjonktivit şeklinde geçirebiliriz. Yani ve burada da temasla geçiyor zaten bu. Aynen COVID'de de olduğu gibi. Biz o yüzden de hastalarımıza hep şunu söylerdik açıkçası. Elinizi gözünüze götürmeyin. Eskiden sadece gözü etkilediği için biz bunu söylerdik ama şimdi maske çıktı tabii. Yani yüze dokunmamak gerekiyor COVID açısından söylüyorum. Yani şu olabilir, şu noktaya dikkat etmek gerekiyor. Bir COVID, ya bir konjonktivit hastası COVID'li olabiliyor ki daha geçenlerde online bir görüşme yaptım bir hastamızla. COVID-19 tanısı konmuş, izole olduğu için ve gözünde konjonktiviti olduğu için benimle telefonla randevu alıp konuşma durumunda kaldı. Onunla baktığımızda bu tarz hastaların sayısı yadsınamayacak kadar çok. Yani Teletıp'ın önemi de ortaya teletıplı, çıktı değil mi? Bahsediyorsunuz. ya bu dönemde mecburen çıktı açıkçası. Bu hastalar tabii ki gelmemeleri gerekiyor. Özellikle 65 yaş üstü hastalarımızdan çok fazla teletıbbı kullanan hastalarımız olmaya başladı. Bu güzel bir gelişme. Yani şunu söylemek lazım. Konjonktivit yapabiliyor, göz tutulumu yapabiliyor. Dolayısıyla bu tarz hastalardan ya da bu tarz kişilerden uzak durmak gerekiyor açıkçası. Ben hep konjonktivit olanlara da söylüyorum. Aynı havluyu kullanmamaları gerektiğini, el hijyenine ekstra dikkat etmeleri gerektiğini. Çünkü elinizi gözünüze götürdüğünüz zaman, çünkü COVID de gözde bir konjonktivit yaptığında sizi rahatsız edecek. Yanma batma olacak, işte hafif sekresyon olacak. Bunu elinizi götürüp de bir yerlere sürdüğünüz zaman başka biri de onu eliyle tekrar kendi gözüne ya da ağzına burnuna dokunduğu zaman da COVID'i kendine taşımış olacak. Biz bu açıdan çok önemsiyoruz. Genelde hep öneriyorduk ve dikkat edin diyorduk hastalarımız ama şu anda ekstra önem taşıyor COVID'li hastalar. Peki hocam, COVID demişken şimdi lens kullanan çok fazla insan var. Bazıları estetik Evet. amaçlı renkli lensler kullanırken, bazıları hem estetik hem miyop, hipermetrop gibi rahatsızlıkları renkli lenslerle eğlenceli hale getiriyor da diyebiliriz belki de. Evet. Kullanıyordu. Ancak COVID döneminde çok fazla lens kullanımının önerilmediğini, hekimler tarafından
Hepimiz izleyip dinledik. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Hani gözlükle mi bu dönemi geçirmek daha sağlıklı? Yoksa lensler Evet. kullanmak için farklı yöntemler var mı? Serap Hanım, bu da çok güzel bir soru. Biz de kendi aramızda konuşuyoruz. Zaman zaman da sosyal medyadan da paylaşıyoruz. Şimdi bu noktaya ben iki türlü bakıyorum. Gözlüğün dezavantajını öncelikle söyleyeyim size. Yani gözlük takmıyorsunuz herhalde, değil mi? Siz lens takıyorsunuz. Ben genellikle lens ama zaman zaman da gözlüğümü kullanmayı tercih ettiğim dönemler oluyor. Özellikle bu Peki COVID hiç döneminde olduğu gibi. gözlük takarak maske taktınız mı? Evet, buğulanma oldu. Evet. Taktım. Şimdi bence en önemli sorunlardan bir tanesi gözlükle ilgili bu. Tamam, hastalarımız lens takmasın deniyor. Ama gözlükle maskeyi sürekli kullanmak zorunda kalan bir kişiyi düşündüğünüzde sürekli buharlanma ve sürekli elin göze gitmesi, maskeye gitmesi teması arttırıyor. Yani bu açıdan da baktığınızda aslında gözlük de çok güvenli gibi durmuyor. O yüzden ben hastalarıma hep şunu söylüyorum. Tabii ki kontakt lensle hijyen çok önemli. Her zaman önemliydi. Covid'de ekstra önemli. Biz şunu yapıyoruz kendi adıma, lensle gelen bir hastaya aman lensinizi kullanmayın, gözlük kullanın demiyorum. Ben şunu yapıyorum. Aylık lens ya da haftalık, 2 haftalık lens kullanıyorsa, yani bakım gerektiren lensler kullanıyorsa mutlaka altını 3 kere çiziyorum. Ya diyorum, mutlaka ekstra dikkat etmeniz gerekiyor. El hijyenine dikkat edeceksiniz. Takarken, çıkartırken solüsyonunu sık sık değiştireceksiniz. Kaptaki solüsyonu. Her gün değişecek. Yani bunların altını bir hekim olarak altını koyu bir şekilde çizerseniz, hasta da bunu anlarsa, inanın lensle ilgili bir sorun yok. Bir de ben şunu yapıyorum. Gözü uygunsa, ki lens teknolojisi de, yani göz çimerciği değil, kontakt lens teknolojisi de çok ciddi ilerledi. Ve çok iyi kontakt lensler var. Günlük kullanat lense hastalarımızı öneriyorum. Yani disposable kontakt lensler. Yani sabah takacaksınız, akşam çöpe atacaksınız. Hiçbir bakım gerektirmeyen kontakt lensleri ben daha çok öneriyorum. Dolayısıyla da bu tarz kontakt lensler özellikle şu dönemde çok daha güvenilir diye bakıyorum. O yüzden bu işi, hani o kötü mutlaka bunu yapın demek çok doğru olmuyor. Ama tabii yani hasta evdeyse, çok maske kullanmıyorsa, gözlükle yaşam tabii ki teorik olarak da daha güvenli gözüküyor. Ama burada önemli olan, dediğim gibi, elin gözlüğe gitmemesi gerekir, bir pozisyon olması gerekiyor. Aksi halde geçenlerde bir hemşire hanım geldi mesela. Takdir edersiniz ki gözlük ve maskeler mümkün değil, yani gerçekten çok zor. Sürekli elinin gözüne gittiğini ve sürekli gözlüğü temizlemek zorunda kaldığını söyledi. Ben de dedim ki bu şekilde gerçekten olmaz, çok riskli. O yüzden günlük kullanat lens verdik ve şu anda çok daha güvenilir bir şekilde iş hayatını devam ettiriyor. Peki hocam, katarak ve refraktif cerrahi ile ilgili eklemek istedikleriniz varsa onları alalım, yoksa izleyicilerimizin sorularını sormak istiyorum size. Bir şey eklemek istiyorum, onu konuşmadık. Refraksiyon cerrahisinde bir kategori daha var. Yani örneğin demin hasta söyler gibi oldunuz ama soru öyle değilmiş. Yani -10 miyopu olan hastalarımız da var. Yani çok yüksek numaralı hastalar karşımıza gelebiliyorlar. Bunlara ne yapacağız? Ya bunlar da korneada yeterince kalın değilse zaten, ki kalın bile olsa biz açıkçası bu -10 miyopu lazerle çözme yolunu ben kendi adıma çok tercih etmiyorum. Katarak da yapmayalım bunlara. Yani o da anlamsız. Bu kadar genç Ne yaşta, yapacağız? 23 yaşında, ona ne yapacağız? Ona fakik göz çimerciği takacağız. Bunu da altını çizmek gerekir. Çünkü çok önemli bir seçenek, önemli bir alternatif. Ben kendi kliniğimde de, klinik tecrübemde de çok fayda gördüğüm bir tedavi. Fakik yol şu demek: gözün merceği yerinde kalacak şekilde. Yani kataraktına katiyen dokunmuyoruz. Yani merceğine dokunmadan. Hastanın o numarası kendisine özel bir şekilde üretiliyor ve göz bebeğimizin irisin, o renkli kısmın arkasına, bazen bazı modalitelerde öne de yerleştirilebiliyor ama ben onu da çok tercih etmiyorum kendi adıma. Gözün içine bir mercek yerleştiriliyor ve kişiler gerçekten çok mutlu olabiliyorlar. Bu yüksek numaralı, örneğin son taktığım hastamda -14 miyop, -3 astigmat vardı. İnanılmaz. Düşünebiliyor musunuz? Yani iki gözü de benzerdi. -14 miyop, -3 astigmatlı bir kişiden bahsediyoruz. Buna lazer yapılmaz.
Bu hastamıza çok güzel bir torik göz içi merceği, fakik göz içi merceği koyduk ve hastamız numarası sıfırlanmış bir şekilde hayatına devam ediyor. Bunun da tabii kendine göre riskleri var. Katarak gelişebiliyor ya da göz tansiyonu çıkabiliyor ama yeni teknolojik merceklerle de son derece başarılı bir şekilde ameliyatlarımızı yapıyoruz. Bu seçeneği de en azından takip edenlerimiz duymuş olsunlar. Gerçekten oldukça yüz güldürücü bir alternatif yöntem. Kornea deyince aklıma aslında şey geldi, kornea nakli geldi. Hani çok yazılarını, makalelerini okuduğumuz bir durumda. Siz de yapıyor musunuz bu operasyonları, tercih ediyor Evet, musunuz? yapıyorum, yapıyorum. Keratokonus hastalarımızın maalesef eskiden daha fazlaydı. Keratokonus'taki yani keratokonus hastalarımızın %20'si kornea nakline gidiyordu. O da hala maalesef yani hastaların bir kısmında kornea nakline giden hastalarımız oluyor. Onları mecburen kornea nakli yapıyoruz. Ama orada da demin bir arkadaşımız sormuştu keratokonusu. Şimdi cross-linking denilen bir yöntem çıktı hastalığı durdurmaya yönelik. Onu yapıyoruz ve kornea nakli ihtiyacı oldukça azaldı. Ama tek neden keratokonus değil. Örneğin gözünde uçuk oluşup korneasında skar gelişmiş kişilerde yapılabiliyor. Ya da katarak cerrahisinde konuştuk aslında bunu da oraya bağlayabiliriz. Katarak cerrahisi oldunuz. Endotel dediğimiz korneanın en alt tabakasında bir yetmezlik gelişebiliyor ve kornea ödemlenebiliyor. Yani siz ameliyat yapıyorsunuz hasta iyi görsün diye ama maalesef endotel problemi yaşayan hasta görmüyor. O hastalara da yine kornea nakli yapılabiliyor. Peki hocam, doğuştan kök hücre eksikliği ile ilgili bir teşhis almış 8 aylık bir bebek, bir beyaz leke görülmüş anamnezinde. Evet. Bu konuyla ilgili tedavi öneriniz nedir diye sormuşlar. Ya tabii hasta görmeden yorum yapmak gerçekten çok zor ama konuyu anlıyorum ve şu şekilde izah edeyim. Burada tabii göz limbal kök hücre nakli biz yapıyoruz. Limbal kök hücre nakli nedir? Korneamız ve gözün beyaz kısmı kesiştiği bölge bizim limbus dediğimiz bölgedir. Ve orada limbal kök hücreler yer alır. Bu tarz sorunları olan yani limbal yetmezliği, kök hücre problemi olan hastalarda diğer gözü sağlamsa diğer gözünden limbal kök hücre nakli yapılabiliyor. Ya da iki gözünde problem var olduğunu varsayalım hastamızı bilmediğim için. İki gözünde problem varsa bu sefer yakın akrabalarından, anneden, babadan ya da kardeşlerinden kök hücre alarak oralara bir transplantasyon yapılabiliyor. Peki, çok teşekkür ederiz Rica hocam. ederim. Kornea nakli sonrası pandemi nedeniyle hastaneye gidemeyen bir hastamız var. Zannedersem kontrollerine gidemediğini söylüyor. Yine teletıp da herhalde kontrollerini Çözmek lazım. öneriyorsunuz Yani zannedersem. şöyle aslında kronik bir rahatsızlığı yoksa hastaların tabii biz bakabiliyoruz. Yani ben bütün hastaneler adına konuşamam. Kendi kliniğim adına konuşabilirim. Oldukça güvenli bir şekilde hem kendimizi koruyarak hem hastaları koruyarak biz bakıyoruz, hizmet veriyoruz. Çünkü yani bazı hastalıklar önemli. Yani bunların örneğin kornea naklinde bir sorun var ve bu sorun çözülmemişse o kornea takılan kornea greftinin reddine sebebiyet verebilir. Anlatabiliyor muyum? Yani bu acil ve önemli olabilir. Bunu da söylediğiniz gibi belki teletıpla konuşarak bizler bunu anlayabiliriz. Yani durum gerçekten acil mi? Yoksa uzaktan bakarak da uzaktan bazı şeyleri önererek çözebilir miyiz? Buna biz karar verebiliriz ama mutlaka bir görüş öneririm ben bu tarz durumlarda. Çünkü yapılan ameliyatlar, takılan greft boşa gidebilir. Herhangi bir sorunla karşılaşırsa hastamız. Peki hocam, son sorumuzu da izninizle size sormak istiyorum. Çok fazla Tabii ki. güneşten ve tozdan dolayı veya çok fazla telefon kullanımına bağlı olarak gözdeki kızarıklık sorunundan söz edilmiş. Bu konuyla ilgili önerilerinizi rica ederler. Şimdi şöyle bir problem var. Tabii sadece toz değil. Yani ülkemiz maalesef tozlu bir ülke. Yani bazı Avrupa ülkeleri gibi değil. Maalesef tozlu, polenli, polenleri oldukça yoğun bir yaşayan bir ülkeyiz. Üstüne bazı bölgeler çok kuru. Bunu da altını çizmek gerekir. Belki siz İstanbul'da rahatsınız nem anlamında ama biz Ankara'da çok rahat değiliz. Nem oranı düşük bir yerde yaşıyoruz. Özellikle yazın bir de buna klima eklenince yani klima ile birlikte
gözler kurumaya başlıyor ve ciddi problemler oluşabiliyor. Dolayısıyla bu tarz durumlarda biz mutlaka bazı önerilerimiz oluyor hastalara. Yani suni gözyaşı kullanımı gibi, su tüketiminin arttırılması gibi, kapak hijyeni gibi çok önemlidir. Yani kirpik tipi iltihabı oluyor hastalarımızda, fark etmiyorsunuz sizler. Özellikle kadınlarda bu makyajdan dolayı son derece önemli, çok daha kritik. Bu konular mutlaka araştırılması gerekir. Dolayısıyla Makyaj fırçalarının temizliği de çok önemli değil mi hocam? Bunu ihmal ediyoruz çoğu zaman. aynen öyle. O da önemli. Bu farklı açılardan önemli ama bir taraftan da ben hep hastalarımıza bunu anlatmaya çalışıyorum. Bizim alt ve üst kapaklarımızda demin de bahsettik ya, bizim konforlu yaşamamızı sağlayan bir takım bezler var. Bu bezler olmazsa, bu bezlerin salgıları yeterince salgılanmazsa problem yaşıyoruz. Dolayısıyla işte bunların biz eğitimini veriyoruz bize gelen hastalarda. Nasıl önlemler alacaklarını mutlaka anlatıyoruz. Bir de şunu söyleyeyim. Özellikle belki bu COVID dönemiyle de çok ilişkilendirmek gerekiyor. Ekran maruziyetimiz çok ciddi olarak arttı Serap Hanım. Yani hiç kullanılmadığı kadar şu anda ekran kullanıyoruz hepimiz. Çocuklarımız da öyle keza. Yani küçük yaştan başlıyorlar ve çok yoğun bir ekran maruziyetine karşı karşıya kalıyorlar. En basitinden burada şunu söyleyebilirim. Bakın bizler ekran karşısında göz kırpma frekansımız azalıyor. En azından bizi şu anda izleyen hastalarımıza şunu söyleyebilirim. İstemli göz kırpın. Yani dakikada 12, 13, 14, 15 kez göz kırpmamız gerekirken bir şeyde odaklanmış bir şekilde çalışırken bu yarı yarıya iniyor. Göz açık kalıyor ve göz açık kaldığı zaman da gözyaşı buharlaştığı zaman da çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. O yüzden de en azından bize gelen işte sürekli ekran başında olan hastalarımızda biz bunları öneriyoruz. İstemli göz kırpma, gözü kapatıp dinlendirme, ilave suni gözyaşları almak son derece kıymetli. Tabii bunlar da doktor kontrolünde alınacak şeyler herhalde. Ben eczaneye gittim göz yaşı alayım gibi bir durum söz konusu değil, değil mi? Yani olmaması gerekir. Neden biliyor musunuz? Yani ben kuru gözle de çok yoğun uğraşan bir klinisyenim. Kuru gözün tipleri var. İşte kimisi yağ eksikliğinden oluyor, kimisi aköz yetmezlikten oluyor, başka problemler oluyor. Ve kullanmanız gereken damla tipi farklı olabiliyor. Yani örneğin yağ miktarı düşükse daha yağ içeren bir suni gözyaşı tercih ediyorum ben. Size onu öneriyorum. Ama siz gidiyorsunuz eczaneden herhangi bir suni gözyaşı alıyorsunuz. Dolayısıyla en ideali bir göz hekiminin önerisiyle bunu kullanmak. Hocam çok sorular var farklı farklı konulardan göz tansiyonuna tutun da sarılığa kadar. Ancak bugünlük yayınımızın süresi sona ermek durumunda. Siz de çalışıyorsunuz, mesainiz devam ediyor. Çok da fazla vaktinizi almak istemiyorum. Estağfurullah. Umarım tekrar bir yayın yapma fırsatımız olur. Değinemediğimiz konulara tekrar değiniriz. Yani ben aslında birçok konunun altını çizdim. Olası yayın konularının keratokonus, kuru göz, kadınlarda göz sağlığı belki çok bambaşka bir konu çünkü bu konuşabilir. Sarı nokta hastalığı, glokom, o kadar çok konu var ki gözle ilgili. Dolayısıyla umarım başka bir zaman müsaitliğimiz olursa tabii ki de seve seve bunları da tartışırız. Peki çok teşekkür ediyorum yayınıma katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi İyi çalışmalar günler diliyorum. diliyorum. İyi günler, Herkese hoşça kalın. izlediğiniz için de Sağ çok olun, hoşça teşekkür kalın. ediyorum. Hoşça kalın.